şöyle tekrar yolu çizdik. PDA da şu. Şu sağdan, sağ tarafı da artık eski hale getireyim. Geçiş normale. Yok. Geçişler sağlam. Evet, geçişler sağlam. Hiçbir sorun yok. Her şey normal. Normalde kirli kan buradan akciğere gidecek. Temizlenmesi için burada pulmoner damar dediğimiz akciğer damarı var. Buradan akciğere gidecek. Bu akciğere giderken hem sağda hem de soldadır akciğerler. Dedim ya, sağında da akciğer var, solda evet, da akciğer tabii, var. Evet, tabii. İki akciğerimiz var. İşte bu akciğere giden damarla, yani buradan kirli kan taşıyan akciğer damarıyla temiz kan taşıyan aort arada bir geçişte olduğu zaman yine yanlış bir geçişe geldik ama kalbin içinde zaten değil başka bir yerde. Doğumsal kalp hastalıkları hep yanlış geçitlerin hastalığıdır. Evet. Ve bu konuyu geçitler zaten normalde daha olması lazım. Çocuk anne karnındayken akciğerleri çalışmadığı için akciğere gelen kan akciğere gidemeyecek. Buradan vücuda bulaşacaktı. Dolayısıyla buradan devam edecek. Ama çocuğun artık doğduğu akciğerleri çalışıyor. Artık buna ihtiyaç yok. Buna ihtiyaç olmadığı için doğumda hemen enzimler salınır. Peki burası nasıl açık kalır? Onu da hemen söyleyeyim. Buranın açık kalması hem damarların içerisindeki endotel dediğimiz hücrelerin saldığı nitrit oksit gibi enzimler hem de çok enteresan plasentanın, annenin plasentasını saldığı enzimlerle, prostaglandinlerle. Kordon yani bildiğimiz evet anne prostaglandinlerle bağı. açık kalır. Evet. Doğdu plasentaya ihtiyaç var mı? Yok artık Yok plasenta. artık. Farklı O zaman bir prostaglandin salınımı kesiliyor. Kesildi hep mucize değil mi? Evet. Prostaglandin salınımı kesildiği zaman bura artık kapan diyor. Burası zaten fonksiyonel olarak doğumdan 1-2 hafta içerisinde Kapanacak. Kapanır. Yani saatler içerisinde kalır. 24 saat, 36 saatte fonksiyon olarak kapanır. Ama 3 aya kadar anatomik kapanma, buranın kapanması gerekir. Yani bu ikisi ayrı boru olsun. Bu ayrı boru olmaz. Buradaki açıklık devam ederse o zaman buna PDA deriz. Evet. PDA'da da ne olur? Basınç hangi tarafta yüksek? Yine temiz tarafta. Temizde yüksek. PDA'da bu sefer ters akım başlar. İşte ters akım başladı mı akciğerlere giden kan artacak. Hı hı. Yine aynen AST'de VST'de dediğimiz gibi akciğerde kan yüklenmesi artacak. Solunum yolu enfeksiyonları, emzirirken şikayetler falan başlayacak. Bu da ama yine küçük yaşlarda çözülmesi gereken herhalde ileri yaşlara. Büyükse çocuk bebek döneminde çözülür. Büyük değilse veya bir muayenede üfürüm falan duyulmamışsa atlanır. İleri İleriki yaşlarda gelir, yine karşımıza gelebiliyor. Biz 18-20 yaşında çok kapattığımız hasta var. Bunun tedavisinde de yine bacaktaki damarlarda anjiyoyla girip buraya coil dediğimiz burayı kapatıyoruz. Burayı iptal ediyoruz. İkisini birbirinden yolları ayırıyoruz. Normal hale getiriyorsunuz. Zor bir yerse, açıklığı çok fazlaysa yine küçük bir kesi yaparak yama bunu koyuyorsunuz. Tedavi ediyoruz. Hocam sadece bir dakikada koroner fistülü de belki söyleyelim. İsterseniz programı kapatmadan bu konuyla ilgili yine program yapacağız. Tabii bunların her biri bir program konusu. Hemen koroner fistülü de anlatayım. İnşallah vaktimiz vardır. Evet, son kısaca en azından. Hemen şu kalbimizi temizledik. Koroner fistülümüzü yapmak için kalbi tekrar çiziyoruz. Koroner fistülü şu. Önce koroner dolaşım. Aortadan, şu damardan temiz kan. Kalbin kendi kasına da damar gelmesi lazım. Evet. Çalışabilmesi koroner için. Koroner arterler bu işi burada yapıyor. Burada sağ tarafta biliyoruz. Buradan kan o ventrikül dediğimiz kas tabakasına gelir. Şuradan da tekrar çıkar. Birisi arkaya gider, birisi ön yüzde. 3 tane. Burası sol sistem, burası sağ sistem. Buradan da kan gelir. Şuradan kalbin arkasına, buradan da kalbin önüne. Bu 3 tane damar. Normal sistem bu.